Oluyorum. Senin nerede ne nane yediğin belli değil. Ben yine de haber vereyim dedim. Malum evlilik. Hayır bunu bir sen diye söylüyorum ya. Beyler ben bir iki dakika bir ayrılacağım. Bir telefon var diye bakmam gerekiyor işte. Müsaadenizle. Geceyi diyorsan çalışma odasındayım. Senin sınırlarının dışına çıkmıyorum ben biliyorsun. Sen bazen esince memleket sınırlarını bile aşıyorsun. O zaman evliliği köye görecek gözün olmuyor. Ama ben seni her durumda çok seviyorum. Ne yaparsın? Sırılsıklam delilik. Ulan yarabbim hala geyik yapıyor bak arsız. Giden keyfini aşıyor sınırları zaten. Kalan sütten çıkmış ak kaşık. Sınırı aştıran biri olmayınca ahkam kesmek ne kolay. Uçuşla ilgili önemli bir toplantıdayım. Fikret ter dökerken benim aklım, gözüm telefonda. Sabahtan beri senden bir ses bekliyorum. Kimlerle toplantı yaptığını bilmediğimden üzülemeyeceğim, kusura bakma. Artık bunları takıntı haline getirdiğimden... Ferli adamlar içinde maymuna döndüm yemin ederim. Yapma gözünü seveyim. İki gözümün çiçeği. Ne oluyor? İki dakika yalnız bıraktık. Hemen kocasını dürttü. Ne diyor? Toplantıdaymış bir de fotoğraf yolluyor olayın üstüne. Ben de burada bakıyorum acaba kadın var mı diye. Ya şu halime bak artık ben bittim ya. Dur bakayım şapşayım orada mı bakayım. Ay Süreyya, Allah canını almasın şu adama yaptırdığın şeylere bak. Ay ben Faruk'u bu pozu verirken düşünemiyorum. Ay arkasında über ciddi grand tuvalet adamlar var. Bunu sergileyecekmiş o. Ya gerçekten buradaki konu adamlar mı? Konu hormonlar. Ay merak etme ikimiz de doğurunca bunların hepsi geç... Gerçi loğusalıkta da devam ediyormuş. Kız ya ipek gibi olursak Allah. Ay. Ne oluyor? Ay ne oldu? Ay,
Ya düğünde yorulduk, gerildik. Çocuk da içeride darladı garibim ya, darladı. Ben de seni darladım teyze, vallahi özür dilerim. Ya tamam, saçmalama be. Üf. Açın bir camı, bir sıcak geldi. Benim kanım fazla, kanım. Dilim damağım kurudu, bir şey verin. Dur, dur. Ay bir şımartın azıcık ya. Tamam. Hadi bağlayayım. Eskiden cevizli. Çalışma gerektiriyor ama halledeceğim. Kusura bakmayın ya, ben dahil olamadım size. Ne yaptınız tarih meselesini? Yani bir erteleme düşünmüyoruz. Yani şu anda yetişebiliyoruz çünkü. Aman. Ne olur gözünüzden bir şey kaçmasın da. Yani en ufak bir hatada büyük darbe alırız. Vay vay vay. Adem abi. Abi. Yemin ediyorum yolda görsem tanımazmışım ya. Abi çok değişmişsin. Öyle. Hayat öyle yerinde durmuyor. Ama karizma yerinde. Eyvallah. Neyse, sen bana yardım edebilecek misin? Abi sen benden bir şey istersen ancak başıma beraber. Başka bir şey değil ama. Eyvallah. Ya abi sen de yaptığın halletleri unutmadım hala. Yo, İlce City. Sigara bahanesiyle belada çökmeye kalktığında eğer sen yetişmeseydin abi. Neyse boş ver. Kötü günleri unutalım. Önümüzdeki güzel günlere bakalım. Unutalım abi. Abi sen şimdi ne zaman nereye istiyorsun paketleri? Sen bana onu söyle. Şimdi PSC Catering diye bir firmadan Özden diye bir adam. Özden. Sen ne zaman nereye dersen oraya gelip senden alacak bunu. Tamam. Operasyonu başlatacak. Bu bir kerelik bir şey oluyor. Polis de bulacak senin malı. Aklında olsun. Kendini iyi gizle. Yani bu Özden falan da dinlesin seni. Tamam mı? Yani mevzu sana sıçramasın. Uyar mı? Seni rahatsız eder mi? Abi hiç sıkıntı yok. Yani sıkıntı olacaksa da bize koymaz zaten. Ay benim kanım feda sen. Eyvallah. Vefalı herif. Operasyon başlıyor sevgili kardeşlerim. Tabii sizin ruhunuz duymuyor. Titanik'ten bile daha beter bir gürültüyle batacaksınız. Anne, benim teselliye ihtiyacım yok. Gerçekten. Benim var. Hayallerim yıkıldı. Bakma öyle ters ters. Bizim başaramadığımızı... Başarmak yanlış kelime, pardon. Yakalayamadığımızı seni yakaladığını sanmıştım yani. Mutlu olacaksın diye sevmiştim. Sence bu iyi bir teselli girişimi oldu? Baby, teselli etmeye çalışmıyorum ki. Çünkü bazı acılar teselliyle geçmiyor. Yaşanması gerekiyor. Ben her ne kadar bu ayrılığın senin hayrın olduğunu düşünsem de... sen o ruhuna ufunet çöktüren adamı seviyorsun, belli yani. Şaşıracaksın ama ben de karşılıksız sevmiştim. Kimi? Babanı. Beni benim onu sevdiğim gibi sevsin diye o kadar çok bekledim ki. Biliyorum, bakınca tabii ben de ona göre çok iyi gözüküyorum. Sen losman gibi. Ama işte gönül bu yani. Kime, nereden, nasıl bağlanacağın, niye bağlanacağın belli olmuyor ki. Benim için de
şeydi yani, hem sevgili hem koca hem baba. Şefkat bulduğum birisiydi. Bir yerlerden böyle bağlanıyorsun, ondan sonra bitti deyince pat diye kopamıyorsun. Anlıyorum. Aman basit bir botoksun bile adapte olması için 2 gün geçmesi gerekiyor işte yani. Nasıl kopacaksın? Gül diye uğraşıyorum baby. Hayatı dramada yaşayamıyorum çünkü. Belki böyle adapte oluyorum, böyle başa çıkabiliyorum. Yani gülen insanlar acı çekmiyor diye bir şey yok ki. Sadece çaktırmıyorlar. Onun için ben senin düşündüğünden daha iyi anlıyorum seni. Lütfen izin ver, bu kez yanında olayım. Burada mı kalacaksın? Sen benimle Amerika'ya gelsen. Niye böyle diyorum biliyor musun? Çünkü uzakta insanın kendini tamir etmesi daha kolay. Merak etme, standart olmayabilirim ama ben senin annenim. Ve kaybettiğimiz zamanı telafi etmek çok keyifli olabilir bizim için. Ama sen burada kalmak istersen ben senin yanında kalırım. Either way, bu kez benden kurtuluşun yok. Tamam mı? Bebeğim, anne, at yanımda. İpek. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ben çay içiyordum. Sen de içer misin? Yok, çok teşekkür ederim. Ben almayayım. Ben zaten sizin vaktinizi de almak istemiyorum çok. Annemin buraya geldiğimden haberi yok. Akşam çok gergindi. Sabah da onu öyle kötü görünce ben de dayanamadım. Yani biliyorum son yaşadığınız şey sizi çok üzdü. Ama bunda ikinizin de hiçbir suçu yok. Hiçbir payı da yok. Yani söylemeye çalıştığım, birbirinizi bu kadar üzmeye değer mi? Kadına da yazık. İki arada bir derede kaldı. Size mi üzülsün, oğluna mı üzülsün? O da ne yapacağını şaşırdı. Açıkçası bu konuda görüşmeyi düşündüğüm en son insan sendin. Yani sizin aranızın bozuk olması oğullarının canına minnet. Süreyya da malum kendi derdine düştü kız. Arayı bulacak başka kimse olmadığını düşündüğümden, sizin de birbirinizi daha çok üzeceğinizden endişe ettiğimden ben konuşmak istedim sizinle. Tansiyonu oynayıp duruyor. Ona bir şey olacak diye gerçekten çok korkuyorum. Yani benim anladığım, sizi bir kere daha kaybetmeye dayanamaz anne. İsmail bu kadar değer verdiğini bilmiyordum. Galiba ben de yeni yeni anlıyorum. Nasıl yani? Yani boş verin. Annem bugün Osman'a gidiyor. Ya sanırım akşam orada kalacak. Hani sizin ikisiyle de konuşmanız belki size iyi gelebilir. Böyle işinize karışmış gibi oluyorum ben ama ben de ilişkisinde bir şeyleri yeni yeni anlayan, yeni yeni bulmaya çalışan biri olarak yaşadığınız şeyin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyorum size.
Tabii ki takdir size kalmış. Ben bunları söylemek istedim sadece. Peki. Teşekkür ederim. Kalkayım ben artık. Yoksa siz hiç rahatsız olmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Akşam oldu, daha ses yok. Farkında mısın? Ya işleri çokmuş. Bak Akif de bütün gün bir kez arayabildi hayatım. Ha? Geldi Akif. Süper. Hoş geldin. Faruk da geldi. Hoş geldin. Ben pek gül sevmiyorum biliyorsun. İşten herhalde karıştırdın ama. Yok, bunlar teyze. Aa, bana mı? Ay çok teşekkür ederim. Ben gül severim. Biz şey yapalım bunları. Islatalım. Yani vazoya koyalım. Gel, ben vazoyu alamıyorum tepeden. Gel, gel. Ne oldu, gol mü attın Faruk? Hani çiçek görecek halin yoktur diye almadım sana. Aslında senin de görecek halin yok ama buradasın. Ne yapalım? Bir şey yok. Geldim işte. İnsan bir güler yüze karşılar. Ne yapayım, ben mi gelmedim sana? Gelmeseydin. Allah Allah. Hiçbir şey olmamış gibi boynuna mı atılmam gerekiyor? Gel buraya, gel. Şimdi biri girer sana. Ayıp olur valla çok. Peki bismillah. Sabahtan beri burnundan soluktu, burnundan. Ya sorma ya. Faruk da bütün gün ruh gibiydi. Toplantı falan yaptık da aklında tek kelime kaldığını sanmıyorum. Bak herif zaten Osman'ın durumundan üzüldü. Ama sürekli yani bu güvensizliği var ya. Üstüne 5 kat baza bir etkisi yaptı. O kakalak nereden çıktı ben anlamadım ki. Her tarafına baza bir sürüp yollamak lazım. O Fikret'te iyi halt etti yani. Ya Fikret'in işleri işte. Şimdi bir çare bulmak için yana yakına koşturuyoruz ya. Ya bak Allah var Faruk. Süreyya'dan başkasının gözü görmüyor ki. Ama al birini vur ötekine. Bu da öyle. Bu yeme konkretizasyonu yaptığımız çok iyi. Birazdan pamuk şekeri kıvamına gelecekler, merak etme. Hadi inşallah. Bak ses geri kesildi. Böyle bir güzel sarmaşmışlardır. Süreyya, hiçbir şey yok. Ben niye anlatamıyorum bunu sana? Nasıl bir şey yok ya? Nasıl bir şey yok? Nasıl artık öfkeni büyütüyorsan kendi içine, nasıl kin tutuyorsan bana karşı. Osman'ı gazlıyorsun saçma sapan, ağzından köpükler fırlıyor. Yapma ama Allah aşkına. Yapma, bak ben yaralıyım tamam mı? Ben bu konuda yaralıyım. Ve kalanın ne halde olduğunu ben biliyorum. Ya iki kelam konuşsaydık bizim durumumuz değişmez miydi Allah aşkına? Kalanın öfkesini nasıl attığını gördük biz Faruk Bey. Yapma hayatım, ne olur yapma. Bak yine dönüp aynı şeyi başa sarmayalım. Bak ben toplantıdan çıktım geldim, aklım fikrim sendeydi. Orada ne konuşuldu anlamadım. Yani sen niye anlamıyorsun? Sensizlik beni delirtiyor. Sen de beni delirtiyorsun Faruk. Ya ne diyorsun sen? Gelip ben sana aynı açıklamayı yapsaydım. Bir de gelip gözüne soksaydım mesela kişiyi. Hop. Yemek götürelim. Hiç oraya gitme sakın. Yemek. Kafamızı yeriz şunu şimdi. Bırak. Ne halleri varsa görsünler. Kozları neyse paylaşsınlar. Etmesi yüzümüze bulaştıracağız şimdi. Tabii tezgah prodüksiyon. Sene dolaşıp kendini yaralamana ben deli olurum. Ay! Sevişim. Teyze. Aşkım. Ne oluyor? Ay yanıyorsunuz. Teyze. Ne oldu ya? Ne oldu ya? İyi misin? Ay! Sabahtan beri kan zannettiğim şey sancı galiba. Nasıl sancı ya? Hayır ya. Doğum sancısı işte. Bana mı diyorsun? Tamam doktor arayacağım. Tamam doktorum. Yavaş oğlum. Tamam. Ebe'yi ara. İyi mi? Ebe'nin telefonu. Panik yok. Panik yapmıyorum. Nefes al ver. Nefes al ver. Bir nefes al ver. Teyzeyim sana. Ay ya şuna bir sakinleştirici verin. Bu sakinleşsin önce. Sen beni boş ver. Ben sakinim. Çok sakinim. Sen otur. Otur.
Tamam. Tamam. Her şey geçecek. Ben buradayım. Bana güven. Tamam. Şunu. Ya yaslan. Yaslan. Nefes ya al. Erken değil mi bu daha ya? Ya erken tabii. Stresten kasla kısla ne hale geldin? Bana yaptığınıza bakın ikinizin de. Tamam. Sen şey yapma bebişim. Sen kasılma tamam mı? Sen yeter ki gevşe. Sen kasılma ne olursun tamam mı? Tamam. Nefes al ver. Nasıl oldu? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Geçti. Ama kursta da böyle demişlerdi. İki dalga arası bir şey hissetmiyorsun ya. Hani insanlar evini bile temizliyormuş. Galiba o iki dalga arasındayız. Tamam zaten saat söyleyecek bir tanem. Saat söyleyecek. Ebe geliyor yolda o da söyleyecek. Tamam. Ya sen üşüttün falan mı acaba teyze? Ne üşütmesi be? Sizin yüzünüzden bu hale geldim. Bir öpüşüp barışamadınız şurada. Öpüşüp barışmadınız ya mı? Tamam. Öpüş barış yapıp dünyayı sevgi kurtaracak. Tamam, adam barış. Seni köpek gibi seviyor. Anladın mı? Ya siz de barışın işte ya. Sakin ol. Geliyor. Dalga mı? Bebeğim geliyor. Ha. Geliyor. Bu sefer gerçekten geliyor. Abi dalga geliyor ya. Oğlum niye hastaneye gitmiyoruz? Abi ne bileyim öyle öğrettiler. Ebe karı geliyor. Nefes al ver. Ya bir şey söyleyin ne yapalım? Ne bileyim ne yapacağız işte ebe geliyor. Çantamı getir. Çanta nerede? Şuraya ya sen de geldi bana yardım et. Tamam. Sen başında dur abi başında dur. Hadi abi. Tamam. Hadi abi doğru. Tamam. Şimdi dur. Ay tamam ben tuttum git. Bebeğim geliyor. Barıştınızdınız siz. Barıştık sen ciddi misin? Ciddiyim tabii. Tamam sakin ol. Tamam. Ne? Tamam. Nefes al. Ya çok güzel oldu. Tamam mı? Salata da tamam. Nurgül abla yalnız bunu sıcak tutalım olur mu? Tutalım. Fikret Bey geldi. Fikret geldi. Adam! Ne yapıyorsun Gülistan ya? Ne bileyim ben rüya mı gerçek mi anlamaya çalışıyorum Nazif. Gerçek. Ne oluyor ya? Sonunda tamam mı abla? Hani bu böyle ise tatlı oldu yani bence. İyi oldu bu. Yok onun kesin bir planı vardır. Bütün bunları o mu yaptı? Yemin et. Sana bir sürprizim var. Sürprizim var. Yemek yaptım. Bana yemek yaptın. Patlıcanlı beyti. Hem de. Kusura bakma bir şaşırdım yani beyti sevdiğimi hatırlamadım o yüzden. Bugün de herkes bir yerlere dağıldı ya. İkimiz de yalnızız diye. Ben işte yaptım bir şeyler. Anladım tamam. Şey yapayım ben bir ellerimi yıkayayım. Hemen geliyorum. Anne iyiyim. İyiyim merak etme abimler düzenli olarak mesaj atıyorlar. İyi olduğumu söylemişlerdi sana. Ha? Hiç yemek kokusu yok. Yemek yemedin değil mi? Aç değilim anne. Aç olsam söylerim dışarıdan. Ya ben sadece yalnız kalmak istiyorum. Oğlum bak ağzımı açmayacağım. Teklif ettim mi? Ha? Etmedim. Hiç ağzımı açmayacağım. Ben sadece yemek pişireceğim. Anne lütfen istemiyorum bir şey. Anne. Anne istemiyorum. Oğlum hiç kusura bakma. Oğlum burada aşk acısı çekerken ben evde oturup bekleyemem. Tamam sen hiç ben yokmuşum gibi davran. Anne abimleri toplamadın inşallah. Yok hiç şey yapmadım söylemedim tutmasınlar beni diye. Artık yemekte öğrenirler. İyi kapıcıdır o zaman açmıyorum. Yok dur ben sipariş vereyim. Ev tam takır çocuğum ev tam takır.
Ne işin var burada? Biz seninle hiç konuşmayacak mıyız? Ben de mi? Burada mı? Yok, Osman'ı da ilgilendiriyor. Osman'a hiç konuşacak hali yok. Beni bile göresi yok. Benim de zaten sana hiçbir lafım yok. Telefonda tükettik hepsini. Esma, içeri girmeme izin verecek olursan seninle konuşmak istiyorum. Biz bugüne kadar seninle hep çocuklarla ilgili tokuştuk. Başka bir şey konuşmadık ki. Şimdi senin ne kadar için acıyorsa benim de o kadar içim acıyor, tamam mı? Ha, bu durumda birbirimize biraz müsamaha göstermemiz gerekir. Doğumunuz başlamış. Bebek geliyor. Bebek mi geliyor? Geliyor. Akif! Akif! Akif gel! Gelelim geliyor mi? Bebek gel, geliyor. Sen de gel. Geliyor gel, mu? Geliyor. Allah'ım geliyor. Çok erken ama. Ha. Serpil Hanım, şey bir şey olmaz değil mi? Panik yolunda mı? Paniklemeyin. Beklediğimiz zaman biraz erken. Ben Hakan Bey'e haber veriyorum. Ondan sonra yavaş yavaş hastaneye götürüyoruz. Tamam. Korkmayın. Tamam. Paniklemenize gerek yok. Bebek için riskli zamanı atlattık. Ve biraz da iri gelişen bir bebek. İri. İri mi? Olsun. Olsun bebişim. İri olsun. Korkmanıza gerek yok. Deli olsun. Tamam, sakin gel. Hadi. Gel. Şuraya yardım et. Tamam. Yavaş yavaş hazırlanalım. Gel teyze. Çok özür dilerim vallahi. Bizim yüzümüzden oldu herhalde. Dur. Ay, ben bir öf yapıyordum o sancıyı. Gerçekten geldi. Ay, sizin yüzünüzden değil. Ay, hadi gidelim. Sen ne yapıyorsun orada? Akif, doğuracağım şimdi. Şimdi mi? Güldürme beni, kaç. Sen gül, sen yeter ki gül, benim dünyam değilsin. Sen bağırınca yemin ediyorum elim ayağım gidiyor. Ya ben kasılıyorum. Vallahi ben bayılacağım ya. Oğlum, bayılarak destek olacaksın. Sağlam dur, hadi. Abi, ben ne yaptığımı biliyor muyum? Seni de göreceğiz Faruk Bey. Seni de göreceğiz. Arkadaşlar, panikleyecek hiçbir şey yok. Yok. Yavaşlayın. Derin nefesler alın. Çok çalıştınız, hazırsınız. Derin nefesler, sakin nefesler alın ve şu anda bebeği hissedin hep beraber. O hissediyor çünkü hepimize. Muhteşem bir yolculuğa eşlik ediyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. Anne de burada, baba da burada. Sakin ol. Ay. Biz yanındayız, hadi. Buradayız. Hadi. Geliyor. Unutmayın ya. Çantayı. Tamam, aldık. Ay. Ay! 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 Dün gece kızımdan ötürü kendimi sana mahcup hissetmiştim. Sana bir özür borcum olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra öğrendim ki önce sen gitmişsin. O bir anlık bir panikti. Ben kızınızı gerçekten seviyorum Garip Bey. Ben de kızımın annesini sevdim. Ama aşık olmadığımı anladım. Zamanla severim diye düşündüm. Onun enerjisi ikimize de yeter diye düşündüm. İnsan bunları ilk 3-5 senede anlıyor Osman. Hani bir laf vardır. Aşkın ömrü 3 yıldır diye. O aşk kelimesinin etkisinin ömrü herhalde. Peki pişman mıyım? Yok. Bu evlilik bana kızımı kazandırdı. Ama mutlu oldun mu? Hayır. Mutlu ettin mi? Hayır. Bu öyle
sonradan olabilecek bir şey değil Osman. Yani mış gibi olmuyor. Aşksız evlilik dağ başında içinde soba olmayan bir kulübeye benziyor. Kulübenin içini istediğin kadar donat ama yine üşüyorsun. Hem kendini tüketiyorsun hem karşındakini. Ama Burcu bunu erken fark etti. Siz yol yükünken döndünüz. Garip Bey, ben aşık olduğuma bunu geç anladığıma inanıyorum. Demek ki aradaki farkı bileceğim bir şey yaşamadım. Ama bunu yaşayarak öğreneceksin. Bir baba olarak sana kızmayı çok istedim. Ama gönül bu. Söz geçmiyor. Olmayınca olmuyor. O yüzden dilimi bağladım. Benim sizin için yapabileceğim tek şey size başarılar dilemek, yolunuz açık olsun demek. Müsaadenizle. Biz onlar için hiçbir şey yapamayız Esma. Onların acıları ne kadar yüreğimizi dağlasa da, birbirimizi dağıtsak da onlar için hiçbir şey yapamayız. Onlara rağmen nasıl yürüyeceğiz? Onlara birbirlerini hatırlatmayacak mıyız? Ama bu onların yaşantısı. Kendi yollarını kendileri bulacaklar. Bize bak, ne çetrefilli yollardan geçtik geldik. Hala da nasıl bir yoldan gideceğimizi bilmiyoruz. Biz hani ne olursa olsun tek bir günümüzü dahi ziyan etmeyeceğiz diye söz vermemiştik birbirimize. Sen hangimize geldin? Hı? İkinize de geldim canım. Nasıl buldun beni? İpek söyledi. Senin için pek üzülmüş görünüyordu. Sen nereye kaçarsan kaç, ben yine de seni bulurdum. Bursa çok uzun konuşacak bunu. Unutturmayacaklar. Unutturmayacaklar ne Osman'a ne bana. Ne bize. Seni kıskananlar bırak konuşursa konuşsun. Biz de yaşamamıza devam ederiz. Zaten o canavarları çok besledik biz ya. Çok besledik. Esma Sultan. Olsun. Teşekkür ederim. Keşke diğerleri de burada olsaydı. Ya masanın tadı kalabalıkta daha iyi anlaşılıyor değil mi? Peki sen iyi misin? İyiyim. Yani sanki hiç sen değilmişsin gibi. Belki ben de yeni anlıyorumdur kendimi.
Ben galiba ne istediğimi yeni anlıyorum Fikret. Ne istiyorsun? Söyleyeceğim. Ama bunu talep etmek ya da baskı kurmak olarak algılamayacağına söz ver. Tamam. Söz. Huzurlu bir aile istiyorum. Bunu yaparken de çaba bekleyen değil, çabalayan olmam gerektiğini daha yeni yeni anladım. Ama çabalıyorum. Çabalamaya da devam edeceğim. Ben... Sen hiçbir şey söyleme. Yani benim gerçek olduğumu anlayana kadar hiçbir şey söyleme sen. Benim mücadelem. İpek Hanım, ada sessiz durmayacak. Ne yapalım? Ay kim gelmiş? Ver bana. Aşkım. Hıçkırık mısın seni? Aşkım. Sağ ol Rüstem, sen gidebilirsin. Sen yemek yemeye mi geldin bizimle? Yemek yemeye gelmiş bizimle. Hı? Sen yemek mi yiyeceksin bizle? Ay sana buradan hiçbir şey veremeyiz ki biz. Veremeyiz ki. Aşkım. Sen onu bana vereceksin. Nefis yemeğinden sorulmadan yiyeceksin. Gel bakalım. Gel bakalım sen kime geldin? Babaya mı geldin sen? Ne yiyeceksin? Neyesin annesi? Vermeyeceğim. Beyti verelim mi? Gel bırakalım. Gel. Dokun sen buraya bir. Oh, babacığım gülüm gibi. Sen bizde yemek yemeye mi geldin? Ne yapıyorsun? Hocam. Ay merhaba. Nasılsınız? Emin misiniz benim doğuma gittiğime? Yürüyerek girdim ben hastaneye. Yani böyle hani dizilerde feryat figan giriyor kadınlar. Ama maalesef biz de hep bu engellerle savaşıyoruz. Ağrının biri bedendeyse beşi de zihinde. Doğru, siz de haklısın. Ay ama geldi şimdi. Ne geldi? Geldi, ama dalga geldi. Hocam dalga geldi. Merak etmeyin. Öyle böyle değil bu. Nasılsınız hocam? Nefes alın, sakin olun. Derin nefesler. Canlandırma dağardaki kadar kolay değil ama. Dayanamayacağın kadar da zor da değil, merak etme. Ne kadar ağrı, ne kadar korku bir bak bakalım. Doğa sana katlanamayacağın bir ağrıyı vermez zaten. Her şey bittiğinde inan ki anne olduğunda her anını bile çok güzel hatırlayacaksın. Tamam, sakin ol. Sana benzeyecek Akif. Hadi inşallah. Nasıl inşallah? Bana benzemesin mi yani? Ben öyle mi dedim bebişim ya? Ne demek istedi? Akif'e çatabildiğine göre dalgan geçti yavaş yavaş. Sakinleş. Geçti gibi. Geçti geçti. Yavaş yavaş odamıza geçebiliriz. Sağ ol. Ay Süreyya da gelebilir mi? Ya normalde kimseyi almıyoruz. Özellikle akrabaları ama Süreyya gelebilir istiyorsanız. Ya tamam teyze sen üstüne giyin geliyorum hemen. Akif. Tamam ne? Abi sağ olasın. Geldim bir tane. Gel. Tamam, endişelenme artık. Ya Faruk, eğer bir şey olursa bizim yüzümüzden erken doğuma falan girerse vallahi kendimizi asla affetmeyeceğim. Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak. Öyle şey olsa doktor bu kadar rahat konuşur muydu? Bak, bizim bebeğimiz de onların bebeği de sağlıkla dünyaya gidecek, tamam mı? Hem doktor sana ne dedi? Korkmayı bırak, anın tadını çıkar. Bir bakarsın oyuncağın kırılmış, arkadaşın sana küsmüş darılmış, kavga etmiş kaşın gözün yarılmış,
yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum. Böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Sendeki sen sana sorur sorunca orta çağı Galilei bilince okudum ince Mehmet olunca yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Pırıl pırıl bir ilkbahar gününde İlk aşkının gerçeğinde düşünde bir burukluk varsa eğer içinde yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Yaşadığın gördüklerin dışında mutluluğu kuytularda bulunca bir de şöyle etrafına bakınca yaşlı gözlerle bana gelir sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Bir gün gelir dünya sana uymazsa değiştirmek eğer elden gelmezse şarkılarım sana miras kalmışsa yaşlı gözlerle bana gelir sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini kolay değil. Şu an yaşayabilseydin sen böyle bir mucizeyi. Allah'ım keşke yaşayabilseydin sen de ben de. Ben de yaşayacağım yakında. Ben de yaşayacağım. Sağlıkla doğurabilecek miyim gerçekten sence? Elbette. Elbette.
çerçevesi altında yaşamayalım, ne olur. Hı? Ömür boyu muska gibi taşıyacağız biz bunu göğsümüzde. Ben de başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Kendinden başka bir şey duyabiliyor musun? Hı? Geçmişten kendine ve bebeğimizi üzecek bir şeyi taşımaya değer mi? Hı? Ne olur. Bu mucizenin sarhoşluğunu yaşamaktan alıkoyma bizi. Ne olur. Bugün pek konuşasınız yok gibi. Yani. Bilmiyorum yani. Her şeyi konuştuk gibi geliyor bana. Peki. O zaman sizinle terapi sürecini değerlendirelim mi? Yani buraya ilk niye geldiniz, nasıl geldiniz, şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bunları konuşalım. İşte bu şiddetli öfke patlamaları yüzünden geldim malum. İyiyim şimdi. Yani daha iyiyim. Yani bir şeyleri fırlatmıyorum. İşte kimseye bir zarar vermiyorum falan. İyi, bana iyi geldi. Başka? Bugün iyiyim. Yarın bilmiyorum nasıl olurum. Bir de şey var. Siz bu şey diyorsunuz ya bazen. Siz değişirseniz dünya değişir. Ben inanmıyorum buna. Halbuki az da olsa böyle durumları yaşadınız değil mi? Mesela Faruk Bey'i bulduğunuzda sizi hiç sevmediğini düşündüğünüz Esma Hanım ayağınıza kadar geldi. Sizden özür diledi. Ve hatta sizinle yeni bir yola çıkmak istediğini söyledi. Değil mi? Mesela tam bundan bahsediyorum. Şimdi ben bunların oğullarını buldum. Bunlar beceriksizler, o yüzden bulamadılar. Neyse. Esma geldi bana, benden özür diledi. Değil mi? Ama nasıl bir özür diledi? Öyle gönül indirir gibi yani. Şimdi bu kadının canı sıkılsa benim mezarımı kazar. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi buna güvenilir mi? Bunun ipiyle kuyuya inilir mi? Şimdi ne olmuş? Ben değişmişim. Ama dünya değişmemiş, kadın aynı. Ya. Öyle. Dünya öyle rahat bir yer değil. Kimden ne madik geleceği hiç belli olmuyor. Bu anne babaların aslında çok iyi niyetle bize verdikleri tavsiyeler, telkinler nasıl kafa karıştırıyor, ayağımıza dolanıyor, davranışlarımızı belirliyor değil mi? Ne gibi mesela? Şimdi hani anneler babalar çocuklarına derler ya işte evladım aslında ben sana çok güveniyorum ama etrafa güvenmiyorum. Yahut işte şu saatte şuraya gitme ortalık tekin değil. Yahut aman evladım öyle herkese güvenme aldatılırsın kandırılırsın. Değil mi hep iyi niyetle söylenmiş bu tavsiyeler telkinler. Bizde korkuya dönüşüyor ve daha sonra hayat pratiğimiz haline geliyor. Annem bana pek böyle telkinlerde bulunmadı. Biz yaşayarak gördük hayatın nasıl boktan bir yer olduğunu.
Öyle söyleyeyim. Affedersiniz yani. Gerçi annem de çok öyle. Tanıdığım gibi biri çıkmadı. Ya bütün acıları boşuna çekmişiz. Neyse. Neyse ya. Artık annemle falan kavga edecek halim yok. Ben işte bir şekilde onun oğlu olarak dünyaya gelmişim. Bu kadar. Tamam. Evet. Evet, aslında o hengamede sizin kavganız ne Faruk'la ne İsmail'le. Kimle benim kavgam? Adem Bey, terapide bir laf var. Annenin doyuramadığını dünya doyuramaz derler. Tabii annenizin size çok düşkün olduğunu biliyorum ama ihtiyacınız olan sevgiyi, ilgiyi, şefkati, desteği şu ya da bu sebeple sağlayamamış, onu size verememiş. Yaşadığınız evde büyük bir adaletsizlikle karşılaşmışsınız. Çok güçlü bir üvey babadan şiddet görmüşsünüz ve bu güç dengesindeki adaletsizlik sizin ruhunuza işlemiş. İçinize kazınmış. Mutsuzluk, huzursuzluk, adaletsizlik. Ve daha siz küçücükken dünyanın çok tehlikeli bir yer olduğunu, hatta şiddet dolu olduğunu ve yeteri kadar güçlü olmazsanız o şiddetin de size yönelebileceğini görmüşsünüz. Öyle değil mi? Öyle ama, değil mi? Dünya tehlikeli de olabilecek bir yer ama her zaman tehlikeli değil. Yani her dakika, her daim tehlikeli bir yer değil. Belki aradaki bu farkı anlamak lazım. Ya benim yaşadığım ev tehlikeli bir yerdi. Yani bundan ötesi var mı? Hah, ben de tam bundan söz ediyorum. Yani sizin yaşadığınız ev bir çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için uygun bir ortam sunmamış. Ailemizden ihtiyaç duyduğumuz ilgi, şefkat, destek, doyuma ulaşamazsak daha ileri yaşlarda tatmin duygusunu yaşayamayız. İmkansız değil ama çok zor olur. Yani çocukluğuma dönemeyeceğime göre ben. Bitti mi yani bu iş? Kapatalım mı dükkanı, gidelim mi? Bu mu yani? Şimdi bazı insanlar vardır Adem Bey. Hani her şeyin kötüsünü düşünürler. Her şeyin en kötüsüne hazırlık yaparlar, bilirsiniz. Evet, kendimden çok iyi bilirim, evet. Bir de güvenmeyi seçen insanlar var. Şimdi bu iki grup arasında bir araştırma yapılmış. İşte hangisi daha çok kandırılıyor diye. Biliyor musunuz, arada pek bir fark çıkmamış. İşte tamam, güvenenlerin salaklığı. Ben hazırlıklıyım en azından. Öyle değil mi? Tabii, siz söylediniz işte. Dediniz ki yani ikisi arasında pek bir fark yok. Hepsi kandırılıyor demediniz mi? Ama kandırılmama ihtimali de var. Değil mi? Hmm. Ve insanlara güvenmeyi tercih eden insanlar başlarına kötü bir şey gelse, gelecek olsa bile yani o kötü şey gelinceye kadar yaşadıkları zamanda çok daha fazla tatmin oluyorlar. Yani bu güvenmemek bana nasıl söyleyeceğim? Hani fazla mesaiye kalmak gibi bir şey geliyor. Nasıl yani? O nasıl bir şey? Onu anlayamadım. Hani birine güvenmeyince ne yapıyoruz? İşte kafamızda türlü olasılıklar düşünüyoruz. Kötü senaryolar yazıyoruz. Kendimizi o senaryolara göre hazırlarız. İçsel hazırlık yaparız. O etrafımızdayken huzursuz oluruz, gergin oluruz. İşte aslında bana şunu söyledi ama onu söylemek istememişti. Şöyle yapacak, böyle yapacak diye hikayeler uydurmaya başlarız. Yani? Bu çok yorucu bir mesai değil mi? Ve sadece sizden çalıyor. Tabii elbette yani. Bariz kötücül olduğunu
bildiğimiz insanlardan kendimizi sakınacağız. Hayır, ben anladım sizin öyle söylemek istemediğinizi de. Ben şeyi söylüyorum, yani birine artık güvenelim diye de salaklaşmanın bir alemi yok değil mi? Elbette. Kesinlikle. Ama hayattan sürekli bir darbe beklersek, yani o darbe olmasa bile biz zaten cenge çıkmış kadar yoruluyoruz. Oysa hani hayatın akışına kendimizi teslim edebilirsek, bu öfke, kızgınlık, nefret zincirini kırabilirsek, anın tadını yaşayabiliriz. Ve belki o zaman arzu ettiğimiz huzur ve tatmin gelip bizi bulur. Ne yapıyorsun? Bir yere mi gidiyorsun? Ben annemle birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdim. Ne güzel. Çok iyi fikir. Hem kafanı da dağıtmış olursun. Biraz tatil yaparsın. Harika. Tatil gibi değil baba. Süresiz. Döner miyim, dönmez miyim, ne zaman dönerim bilmiyorum. Ama bütün iş yükümü senin istediğin gibi dağıtacağım. Kırdım değil mi? Hayır. Bunun seninle ilgisi yok ki. Benim herkesten ve her şeyden uzaklaşmaya ihtiyacım var. Çünkü burada kendimi iyi edebileceğimi sanmıyorum. Olman için seni hırpaladıysam beni affet. Affet. Senin daha güçlü olmanı isterken seni kırdım tabii diye. Kırdım. Ben seninle hep gurur duydum. Hep seni çok sevdim. Ben sana hep hayranlık duydum. Bunu hissettiremediysem eşeklik yaptım demektir. Eşeklik yaptım. Ben seni çok sevdim. Hep, her zaman seni çok sevdim. Güçlü ol tabii ki. Güçlü ol. Ama güçsüzlüğünü bana göstermekten de sakın çekinme. Ben her zaman senin bir nefes kadar yakınında olacağım. Güçsüz oldun zaman yetiş baba diye bağırman yeter. Ha, tamam mı? Tamam mı canım? Ve bana hatalarını göstermekten sakın korkma.
Anne. Oğlum. Oğlum. Nasılsın? İyi misin? Hı? İyiyim ben. Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben de iyiyim. Çok şükür. Hı? Oturalım mı? Alıyor musun ilaçlarını? Alıyorum tabii oğlum. Almaz mıyım hiç? Konağa gideceğimiz günü iple çekiyorum. Onun hayaliyle yaşıyorum burada ben. Epey bir düşündüm de bu... Gerçi son zamanlarda düşünmekten başka bir şey de yapmıyorum ama... Ya bu konak için yaşamaktan vaz mı geçsek biz acaba? Şimdi bu intikam öyle acayip bir şey ki yani tutanı yakıyor. Şu halimize mi bak ya? Bu hale biz mi geldik? Bizi bu hale getirenler hayatlarına devam ederken bize nefes almak bile haram. Ya anacığım ne diyorsun sen? Bizim muhatabımız hayatta bile değil, ölmüş gitmiş işte. Tam korktuğum gibi. Esma seni zehirlemeye başlamış bile çoktan. Ya anne bunun Esma ile ne ilgisi var? Ha? Ben doğru yolu bulmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Her şeyin İsmail'le ilgisi var. Her şeyin. Her şeyin İsmail'le ilgisi var. O hayatımdaki bütün erkeklerimi çalmak için planlar yapıp duruyor. Onları avucunun içine alıp parmağında oynatmak için planlar yapıyor. Bizi bilseydi sence bizim hayatımız çok mu farklı olurdu? Ha? Aynı hayatı yaşıyor olacaktı. Babası istemişmiş. Ha? Esma seni benden alsaydı... ...seni asla ve asla oğullarından biri yapmayacaktı. Seni Bora yapmayacaktı. Seni bütün ayak işleri için her şeye koşturacaktı. Sen var ya sen, o evde... O konakta sığınmacı olacaktın. Onların ayak işini yapan adam olacaktın. Sen güçsüz bir şekilde karşısına çıksaydın... ...böyle mi olurdu? Hı? Olmazdı! Senin gücünden dolayı... ...senin onu ısırabileceğini düşündüğünden dolayı... ...senin yüzüne gülüyor. O da... Pislik gölleri de. Her gün zehirleniyorsun. Her gün. Her gün. Ufak ufak. Farkında değilsin. Farkında değilsin. Ben eskiden zannediyordum ki ben ortalığı yakıp yıkacağım. Sonra da mutlu olacağız. Bizim mutluluğumuzun bunların felaketiyle hiçbir ilgisi yok. Ben bunu görüyorum. Bu nefret bir yerde kırılmalı, değil mi? Bu hayatta en çok ben kırıldım, ben. Ben! Kır beni Adem. Kır, at.
o nefretini. Anneni. Anneni de göm göm. Benim hayalimdeki oğlum çok güzel. O bana yeter. Sen sakın bir daha gelme. Defol! İyiyim ben. İyiyim, iyiyim. Kalem istiyorum. Doktor yaz dedi bana, yaz. Duygularını yaz dedi, kızınca yaz dedi. Sonra hemen gelip alacağım, tamam mı? Her zamanki gibi. Teyze Uçları hastanede ziyaret ettikten sonra seni bir yere kaçırayım mı? Bebeği görmeye bensiz mi gideceksin? Sen gelecek misin? Herkes orada. Gitmezsek bizim bebeğimize kim gelip altın takacak? Yatırım diyorsun yani. Evet. Tamam hadi. A'dan Z'ye her şeyimiz hazır. Yüzlük sonuna geldik. Yarın büyük gün. Ben başta projenin fikir babası ve girişimcisi kardeşim Fikret Boran'ı ve daha sonra siz emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Çok teşekkürler.
Tebrik ederim. Yarından itibaren esmeye başlayacağınız kesin. Tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun. Öyle oldu değil mi ya? Bu sefer ben yanıldım. Seni yürekten kutluyorum. Yolun açık olsun. Teşekkürler. Bu arada yolumuz abi. Biz aynı geminin yolcularıyız. Da bu sefer kaptan sensin. Sen bugün kendi çocuğunla gurur duydun. Ben de kendi çocuğumun ne kadar büyüdüğünü görüyorum. Ve onun gururunu yaşıyorum. Allah utandırmasın. Maşallah sana. Ay maşallah sana. Ay maşallah sana. Ay bu ne çok gelişmiş. Bu erkeni buysa bekleseydin olacaktı bu Akif. Ay doktor da öyle dedi. Çok şükür fazla kalmadık hastanede. Agop'un kör kazı gibi yedim bak yediklerimi inkar etmemiş. Maşallah sana teyze. Değil mi? Ben de şaşkınım. Maşallah. Normalde o mu öyledir? Ben de hep ayaklandım. Çabucak ayağa kalktım. Sen zaten taş canlı kadınsın. Yani dayanıklısınız demek istedim ben size. Hani şey oluyor ya böyle yürürken doğuruyor diyorlar. Kapı Süreyya kapı. Akif sen de çikolata getir şey yap. Bir ağzımız tatlansın. Tam zamanında teyzem yine harika ya. Merhaba. Adem. Merhaba. Selamlar. Merhaba. Merhaba. Sürprize bak hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Teyze çiçeklerim var. Hoş geldiniz. Ya bunu görmeye gelmeyeyim ne yapacağız ya? Bu bağımlılık yapıyor ha. Değil mi ya? Yani şunun ellerine bak, burnuna bak ya. Evet maşallah bebişim. Maşallah. Maşallah. Ben hiç tutmadım. Ben tutamam, dokunamam. Ben de hiç alamazdım da işte bunu doğurttum bile neredeyse. Gel. Ya söyledi Dilara, ben olsam yapamazdım yani. İnanılır gibi değil, bravo. Acayip bir olay ya. Yani kaçırılmaması gereken mucize. Ya ben düşer bayılır diye bekliyordum. Böyle kolunu mıncırı koparttım. Kolunu koparttım, gıkı çıkmadı. Allah bir güç verdi, bilmiyorum. Verdi. Ay şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Çikin misin sen de? Oy çok çikin bu. Oy. Oy canım benim canım. Maşallah. Oy. Aman. Alayım ben. Şöyle vereyim size. Ay alayım. Aman. Ay. Aman. Efendim. Evet, Reyhan Sezgin benim annem. Bir yanlışınız var. Biz az önce birlikteydik. Ne demek kaybettik be? Kaybettin ne demek?
Adem'im. Peki gözümün çiçeği. Senin hayatında Esma'yla kimse yer yoktu oğlum. Hiçbir zaman da olmadı. Olamaz da. Ben senden vazgeçmemek için çektim bu acıları. Özür dileyeceğim. Ama ben aksini bilemedim. Seni kaybetmeden hayatımı beni bulamayacakları şekilde nasıl yaşarım bilemedim oğlum. Tutunacak dalım yoktu senden başka. O kadın biliyor sensiz öleceğimi. O zaman da öyle dedi. Mirastan vazgeçir oğlum. Yoksa sen şirketten pay alırsın belki ama ben senin oğlunu alırım dedi. Tam da böyle oldu. Dediğini de yaptı. Ben yine seni ondan koruyamadım oğlum. Kaçınılmaz kaderimi ertelemekten fazlasını yapamamışım. Onun ailesinden biri olmayı değil kabul etmek, düşünebildiğin bir dünyada bile bana hayat bitmiş demektir. Madem nefreti taşıyarak mutluluğun engeli benim. Gidiyorum o zaman anne. Bana iki dünyada da yalnızlık yazılmış. Ne yapalım? Kaderimi kabul ederek gidiyorum oğlum. Yeter ki sen mutlu ol. Benim ana olarak yapabileceğim de olsun. Senin selametin için canımdan geçme. Bana anca ödül olur. Gördüğüne inanarak gidebilseydim eğer. Derdim ki Boranlarla aile olduğun gün hakkımı helal etmem. Seni canımdan çok sevmekten başka bir şey yapamamış anne. Aldın mı? Ya değil mi? İyi hadi hayırlı olsun. Tamam. Cem aradı şimdi. Borancet hisselerinden almış. Var ya ağzı kulaklarında uçuyor uçuyor. Hepimiz gibi. Allah 3 haftadır tıkır tıkır gidiyor uçuşlar maşallah. Aman aman nazar değmesin ama. Öyle. Ay o zaman atlayıp toplanıp Muratları ziyarete mi gitsek doğumdan önce ha? Çocuk daha geçen hafta geldi gitti anne. Ben bu teyzenin olayından sonra kalkıp lan karımı hiç bırakamam yani kusura bakmayın. Zaten var ya benim işim başımdan aşkın hayatta gelemem ve Osman durumu malum daha kendine gelemedi. O da gidemez yani anneciğim. Ya o gelecekti aslında nerede? Açı şey yakındaymış gelir şimdi gelir. Anne Murat zaten sık sık gelir artık buraya. Havayolu şirketi emrimize amade. Oh. Tabii canım ya tüken bizim istediği gibi yani. O kadar. Biz de suç olmuyor. Akşamlar, keyfiniz bol olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasıl değil canım? Nasılsın? Nasılsın? Siz nasılsınız? Uzaktan, uzaktan. Sağ ol. Gel, gel, gel. Adem'e ulaşabilen var mı? Ben hiç haber alamıyorum da. Vallahi kabuğuna çekildi galiba. Ben de 3 haftadır hiç kontak kuramadım. Ya ben de aradım aradım ama artık aramıyorum. Ne diyeceğim ki zaten arayıp? Aslında çok ulaşılabilir durumda değilmiş. En azından Dilara'dan aldığım bilgiye göre kötüymüş bayağı. E zor tabii canım zor zor. Kadın gider ayak neler yaşattı çocuğa cehennem hayatı. Yazık. Aa. Tatlı mı? Acık değil mi?
Hiç öyle acıkma tekmesi falan değil, bildiğiniz protesto adımları. Yani konuyu değiştirin, çok sıkıldım, böyle şimdi ittirip çıkacağım diye. Nurgül abla, sen Süreyya'ya yiyecek bir şeyler getir de kızım annesini yemeye başladı. Tabii tabii. Siz o zaman buyurun sofraya. Buyurun. Fikret. Oğlum sen de bir kapıya bakar mısın? Kim? Sen bir bak da. Telefonumu verir misin? Ne oldu? Ne oldu ya? Bir şey yok. Hemen baktım geldim. Ben geliyorum hemen. Tamam. İyi akşamlar Fikret Bey. Bizimle karakola geleceksiniz. Sebep? Hakkınızda tutuklama kararı var. Anlamadım. Kamera şakası mı bu? Ne? Bir dakika. Gerekçe nedir? Yetkili müdürü olduğunuz Boran Jet'in Londra seferinde uyuşturucu taşındığı tespit edildi. Anlamadım. Ne uyuşturucusu, ne saçmalıyorsunuz siz ya? Gerekli bilgiyi emniyette alırsınız. Bizim bilgimiz bu kadar. Ya ne demek bu abi, ne oluyor? Bir dur. Ben anlamadım. Gidince anlayacağız. Ben içeri haber veririm. Fikret Bey. Ya tamam, gitmiyorum bir yere. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bir yanlış anlaşılma var galiba. Fikret'i almaya geldi de polisler. Ben şimdi bir karakola girip halledeceğiz. Neden ya? Bir sakin olun. Bir şey yok. Büyütmeyin o kadar. Bir şey yok. Oraya gidince anlayacağız. Nasıl bir şey yok? Biz de geliyoruz canım. Hayır. Vecdi'yi aradın mı? Yoldan ararım anne. Zaten onun haber olmadan bizi almazlar. Hayatım bir şey yok. Ben şimdi İpek'e yollayacağım. Tamam mı? O da gidecek. Bir şey yok. Neden bir kucak dövüştürücü bulmuş? Bilmiyorum İpek. Bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Bir şey de söylemiyorlar. Emniyette öğrenirsiniz yolunu. Hadi sen geç içeri. Biz hemen abinlerle öğrendik. Geldiler sen. İpek'cim sen geç yavrum içeriye. Geç. Fikret bizimle gelebilir mi? Biz de gelecek. Buyurun Fikret Bey. Sayın seyirciler, Boranlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya niye bizi almıyorlar? Böyle yanlış anlaşılma mı olur? Ya neymiş yanlış anlaşılma neymiş? Yandır uçağında uyuşturucu bulunmuş. Daha neler canım? Nasıl uyuşturucu ya? Bize bir şey yok diyorlar. Canım o yolculardan birinin falandır. Havaalanında arama yapmıyorlar mı? Onların sorumluluğundadır. Böyle aramalar, bir şeyler yapıyorlar. Ha niye Fikret'i alıyorlar o zaman anne? Kızım imza yetkisi şirketin onda ya, onun içindir. En fazla ifade alacaklardır, o kadar yani. Ha,
Seni de bekleyemeyeceğim burada böyle. Kızım bekle dediler bak. Bekle dediler. Önce bir ne olduğunu bir anlayalım canım. Hemen paniklemeyin. İkiniz de bak hamilesiniz. Gel. Önce bir sakinleşelim. Hallederiz dedilerse halledecekler yani. Ay kendimizi korkutmayalım şimdi yani. Gel. Müdürüm, Fikret Boran'ı getirdiler. Alın içeri. Müjde abi, hayırdır ne oluyor, ne böyle? Ben de çok şaşkınım. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Yapılan bir ihbarla uçağın kargo kısmında uyuşturucu bulunmuş. Tamam işte ihbar. Yani bu belli ki komplo. Yani? Öyle olmasın umuyorum. Abi neyi umuyorsun? Yapma gözümü seveyim. Sen bizi tanımıyor musun ya? Peki güvenlik kameraları falan incelendi mi? Yardımcı olacak herhangi bir görüntüye ulaşılamadı hala. Kameraların izlenmesi sürüyor. Peki bu bir yolcunun olamaz mı? Valizlerde değil, kargo kısmında bulundu. Biz kendi uçağımızın kargosunda uyuşturucu kaçırdık. Sen de buna inanıyorsun öyle mi? Çünkü biz gerizekalıyız değil mi abi? Sakin. Abi ne sakin ol, gözünü seveyim. Nereye itham ediyoruz baksana. Ben itham etmedim Fikret. Bu kanaatle çözebileceğim bir şey değil. Manzara da zaten çok parlak değil. Üzgünüm ama şirketin masum olduğunu kanıtlayacak herhangi bir delile ulaşana kadar firma yetkilisi olarak seni biraz burada misafir edeceğiz. Ne? Abi tutuklamaya ne gerek var yani? Kaçacağımızı biliyorsun. Bu bildiklerimle hareket edebileceğim bir şey değil Faruk. Bakın en fazla burada rahat etmesini sağlayabildim. Zaten narkotik de devreye girdi. Soruşturma usulüne uygun olarak sürmeli. Çok üzgünüm. Oğlum Fikret Bey'i nezarete alalım. Ya şu tavra bakın ya. Resmen inanmış adam. Abi prosedürü çiğnemeye göze alamadı. Niye inansın? Ayrıca inanmakla ne alakası var abi? Biz bir şey yapabilir miyiz? Yapacağız tabii oğlum. Yapacağız tabii ki de avukat geliyor. Fikret Bey, buyurun. Tamam. Sakin ol, çıkartacağız seni. Sevgilim, nerede kaldın? Öldüm meraktan. Fark etmedim ya, o kadar geç mi oldu saat? Ya hayır de çocuklar almaya gelecek beni ya, daha erken gelirsin diye bekledim. Oo. Ya bu cenaze işleri falan filan, işler çok yığıldı. Ya ben de fark etmedim bu kadar geç olduğunu. Ya inan ki bak, bugün bile 21'ini aradım ama son hafta olduğu için bulamadım. Zaten son dakika prova yapmalarına da imkan yok. Tamam, konuştuk bunları hayatım. Niye anlatıyorsun? Ya seni böyle bırakmak istemiyorum çünkü. Ya ne olur Adem, inat etme. Sen de gel bizimle. Bak sahil şeridinde konserler. Hem tatil olur, kafan dağılır. Hayır ya, dediğim ya işte, işler çok yığıldı. Hem çalışmak bana çok iyi geliyor, gerçekten. Sen de evde yalnız kalmamış olursun, fena mı? İyiyim ben ya. Gerçekten. Emin misin? Daha iyi olacağım. Çocuklar geldi. Hadi, gidiyorum ben. Seni yolculayım. Faruk Bey, bir kere daha mı arasan Vecdi Bey'i? Yok işte kızım, cevap vermiyorlar yani. Demek ki sorgu hala sürüyor yani, ifade alma hala sürüyor. Bak gelmeyelim tamam mı? Ne kendimizi gelelim ne çocukları gelelim. Eli kulağındadır, hemen birazdan gelirler yani. En fazla ne olabilir ki yani? Biz adı belli, sanı belli, ne olduğu belli insanlarız. Esma Hanım, bir televizyona bakabilir misiniz?
ciddiyesini boş ettirecek Ahmet. Arkadaşlar, biz de tam ne olduğunu bilmiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. İnşallah en yakın zamanda bunu çözeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Fikret Bey, nezaret yapacak Ahmet. Nasıl bir yanlış anlaşılma olabilir? Farklı bir Allah. Ay, koklat Gülistan, koklat. Koklat. Yenge. Ay, kendine bak. Peki, şey yapalım. İpek. Hiç de şey iyiydi de yok. Narkotik şubenin yaptığı baskın sonucu Boranjet'e ait uçağın kargo bölümünde uyuşturucu bulunması sonucu Boranjet yetkilisi Fikret Boran gözaltına alındı. Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada ülke çapında yapılan baskınlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Açlıktan da onun başı dönmüştür, tansiyonu düşmüştür. İpek bir uzat ayaklarını. O zaman ben hemen bir çorba yapayım. Zorla da olsa yedirelim. Tamam. Tamam. Ben de bir şey limonlu su yapayım ben tamam, de. Tamam, tamam. İstemiyorum. İpekciğim bak yemek yemek zorundasın. Kendin için, bebek için, ada için ne olursun. Bir sakin ol, uzat ayaklarını hadi. Anne ya. Tabii canım ama ne? Yani ortalığı leş kargalarına bırakacak değiliz ya. Yani bence kesin bir yanlış anlaşılma var. Kesinlikle daha var. İyi günleri. Bir saat burada olacaklar zaten, göreceksin. Faruk için çok özel bir planım var. Adem. Adem. Hesap sordunuz bana hani. Bahar abi sürprizim var bu ne demek diye. Budur anne budur 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 sürprizi budur işte. Niye Fikret harcasın ya Faruk için? Ya çünkü şirketin zararı hepimize dokunuyor. Tamam tamam ben bunu araştıracağım. Sen dinlen. Nerede benim telefonum? Anne dur. Adem ben Adile abla. Anne. Anne! Anne koşamıyorum. Dur ne olursun ya. Anne! O kamera kayıtlarını bulacaksın. Bana ne lazım bunlar? Tamam. Sen bana bir yarın için bir basın bülteni hazırlat. Arkadaşlar bu kargo bölümüne erişim izni olan bütün firmaları bana dosyalarını çıkart. Tamam efendim. Efendim anne. Nasıl bu kadar çabuk haber aldı bu gazeteciler? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz de araştırıyoruz, bilmiyorum. Kesin komplo bu. İpek diyor ki Adem. Hani Adem şey demişti ya, bunlar Boranların iyi günleri. Belki de bunu kastetti işte. Anne, biz her canımız yandığında adamı suçluyoruz. Daha sonra da adam suçsuz çıkıyor, gidip özür diliyoruz anneciğim, tamam mı? Adam şu an annesi öldü, acısı kendine geçiyor. Ben şu an elde veri olmadan evin üzerine yürüyemem. Ya bu sefer oysa? Anne hepsini araştırıyorum. Bütün olasılıkları araştırıyorum. Tamam benim şunu kapatmam lazım. Sen evdeki su kinetisi alay et. Hadi. Faruk. Duyar duymaz geldim. Çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey var mı? Ya abi bana lazımsın. Bir dakika alacağım. Tamam. Zafer Bey bizim hukuk danışmanımız. Siz tanışın. Tamam. Ben geliyorum hemen. Abi. Hani senin kaybolduğun zaman ben bu Halim Şerefsiz'ini buldum saklandığı yerde. Yani ben bunun bayağı bir tepesine çöktüm. Birbirimize bayağı böyle bir tehditler yağdırdık falan. Eyse abi acaba bu herif sonuçta suçsuz çıktı ya. Acaba hırs yapmış mıdır? Hani öyle olmaz böyle olur falan kafasına gelmiş midir? Oğlum bu adam kuyruğu elimizde değil mi bizim? Yani bizi yaksa kendisi yanmıyor mu? Evet, evet abi ama ben ne bileyim bu psycho psikolojisini. Sonuçta adam böyle ya hero ya mero demiş midir acaba? Yani sonuçta her ihtimali kafamda kurcalıyorum abi. Tamam, tamam. Araştır, bu adamı da araştır. Gerekirse onu da yak, tamam mı? Hı-hı. Bana garip bir iş çağırır mısın? Tabii. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol garip abi. Konuşabildiniz mi? Nedir? Bir gözden kaçırdığımız bir şey var mı fikir çıkartabilmek için? İddia bu kadar büyük olmasaydı biraz daha kolaydı ama yani şimdi kanaatle hiçbir şey yapma imkanımız yok. Yani tutuksuz yargılanmasını talep edebiliriz ama onun için de önce suçsuz olduğunu kanıtlamamız lazım yoksa... Yoksa ne olduğunu biliyorum. Dillendirmeye gerek yok.
Garip Bey, izninizle benim biriyle görüşmem lazım. Pardon. Geçen sefer hatırlıyor musun anne? O zaman da ailemi suçlamıştık. O zaman da böyle düşünmüştük. Ama sonra Adem çıkartıp Faruk'u getirmemizi hatırladın mı? Mutlu olduk. Mahcup olduk. Bu sefer Faruk haklı. Eğer o yapmadıysa tamiri mümkün olmaz artık. Başka kim olabilir? Aklıma kimse gelmiyor ki. Anında gazeteciler bitiyor. Yok efendim, polisler eliyle koymuş gibi buluyorlar. Resmen komplo bu, resmen komplo. Ay yani kim bizle, niye bu kadar uğraşsın ki? Süreyya, Süreyya ne oldu? Bilmiyorum. Gülistan! Bilmiyorum. Gel uzan. Dur, geçti galiba. Gel. Ya hadi İpek, söylüyorsun sen de bir şey yemedin bek. Gülistan! Faruk. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm ben. Şimdi olağanüstü bir toplantıya çağırdılar, ona gidiyordum ben de. O kargo bölümüne giriş izni olan az sayıda firmadan birisiniz. Senin bu işte bilgin var mı? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Bu işi almak için o kadar çok uğraştın ki. Eğer bilgin varsa bunu açığa çıkartırım. Fazla vaktim yok. Beni uğraştırma diyorum. Faruk. Halimi görüyorsun. Gecenin bir yarısı beni toplantıya çağırıyorlar. Farkında mısın bilmiyorum ama bütün bu yaşananlar benim şirketim için de büyük itibar kaybı. Ayrıca söyler misin ben böyle bir şeyi neden yapayım? Yani ne? İntikam almak için mi? Bu mu yani? Gerçekten bunu mu düşündün? Aklın bu kadar fantastik bir yere mi gitti senin? Gözde, bu işin altından sen çıkma. Zaman istediğin gibi olmayabilir bir tanem. İşte o zaman ne yapabileceğimize bakalım. Yani sen tekme atmak yerine parçaları bir araya getir. Anlaştık mı? Getiriyorum anne. Tam bu kez oldu derken elimden bütün parçalar düşüp dağılıyor yere. Sana söz verdiğim gibi hiçbir zaman isyan etmedim aksiliklere. Ama artık yoruldum. Yorgunluk da değil belki doğru kelime, bilmiyorum. İçimde Faruk'la kavgamı bitiremedim ben daha. Şimdi bambaşka bir krizle boğuşacağımız belli. Ne hissedeceğimi şaşırdım. Böyle anlarda kolunun altına sıkışıvermeyi o kadar istiyorum ki. Kokunu doldurmak istiyorum içime. Yalnızlıktan burnumun direği sızlıyor. Uzun zamandır bu kadar yalnız, bu kadar çaresiz hissetmemiştim anne. Odada kimse yoktu. Benim de uykum kaçtı. Thank you.
Abimi aradım. Gelmek üzereymiş. Ah, şükür. Ah, Faruk geliyormuş. Fikret'ten haber? Ne oldu, ne yaptınız, ne buldunuz? Anlatacağım anne, anlatacağım. Günaydın. Günaydın. Faruk, bir gelişme var mı? Buyurun abi, anlatacağım. Ya gram uyumadık. Aa, biz çok uyuduk, şimdi kalktık. Esma, ben size bir şey mi söyledim? Niye gelir gelmez bana geliyorsun? Anne, herkes gergin ya. Önce bir dinlesek. Geceden beri araştırıyoruz eldeki veriler. Bu olayın bizim firmamızın sorumluluğunda olduğunu göstermiyor. Ama yine de olmadığını da ispat edemiyoruz. Bu süreç devam ederken biz de bunun bize yapılan bir komplo olduğuyla ilgili... Ki öyle canım, biz koyacak değiliz ya onları. Aynen, aynen. Baskı yapmaya çalışıyoruz ve bu yönde inceleme başlatıyoruz. İşte bu süreç devam ederken Fikret'in tutuksuz yargılanmasını sağlayacağız. Avukatlara göre de bu mümkün. Öyle olacak diyorlar. Peki kimin yaptığına dair bir bilgi? Bilmiyoruz. Arıyoruz hala Osman, arıyoruz. Abi açıldı, seans başladı. Oo! Daha şimdiden ikinci turda dibe vurur bu. Tamam, tamam, tamam. Panik yapmayın, panik yapmayın. Fikret çıktıktan sonra bir basın toplantısı yaparız ve buradan kurtarırız. Neyi kurtaracaksın Faruk Allah aşkına? Neyi kurtaracaksın? Ben size demedim. Sizin yüzünüzden oldu bu. O herif beni bile kuyuya inilmez. Demedim abi, mi ben? Benim kardeşimin bunda bir suçu yok. Hepimizin canı burnunda. Lütfen lafını tart da konuş. Ne tartması Faruk Allah aşkına? Ne tartması? Senin kardeşinin kırdığı ceviz bile aşkına. Baba! Sakin olun Allah aşkına. Hamile kızını azarlamayı bırak canım. Bir senin sinirin eksik. Faruk Bey, gazeteciler toplanmaya başladı kapıda. Buyurun. Evet sayın seyirciler. Fikret Moran'ın gözaltına alınması sebebiyle şu an burada röportaj yapmak için beklemekteyiz. Allah aşkına basın önünde fevri hareketler yapma. Tamam mı? Şu an hissedar kavgası hiç iyi şeyler yazmaz tahtamıza. Ben de üstümü değiştiriyorum. Kızım sen nereye bu halinde? Ya işte böyle Esma. Başıboş bırakırsam böyle olur. Lale devri. Şahap amca yeter. Yeter ya, kendinizi kontrol edin ya da gidin evinizde yaşayın siniriniz. Yeter, bizimki bize yetiyor zaten. Keşke bu bir rüya olsa. Sen beni uyandırsan da bu bir rüyaydı desen. Bambaşka bir sabaha uyansam. Keşke. Ama merak etme. En kısa zamanda uyanacağız biz bu kabustan, eminim ben. Uyanmamız lazım. Yoksa Fikret'i çıkartamam. Neyimiz var neyimiz yok, her şeyi kaybederiz bu konakta. Bu konakta gider elimizden, ben şu an bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Sevgilim tamam, düşünme o zaman. Biliyorsun her zaman başka bir yol vardır ve sen o yolu bulursun. Biliyorsun. Bulurum değil mi? Tabii ki bulursun. Ya ben yorgunluktan ne dedim bilmiyorum. Sen ne dedim hatırlıyor musun? Dünya yansa, aman kocam var, o kurtarsın diyeceksin. Hadi üzme kendini. Bebeğimiz de üzme, tamam, bir de aklım size kalmasın. Yasalar beni de abin saydığı için böyle bir özel izin alabildim. Ah.
akşam haberlerinde görünce böyle sabah bir uğrayayım dedim. Haberlere de mi çıktık? Affedersin ya, ben bilmediğini düşünemedim, affedersin. Çok iyi ya. Ne diyeyim, ne yapayım bilmiyorum. Ben ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Yok, yok hiçbir şey yok. Senin kendi derdin içinde böyle düşünüp gelmen yeter. Var mı aklınızda biri? Kim yaptırmış olabilir bunu? Bilmiyorum ki, sabaha kadar ben de onu düşündüm ama yani kimse gelmiyor mu? Abimler de araştırıyorlar falan. Halim yaptırmış olmasın? Hı? Yok canım Halim. Ne, defteri kapanmadı mı? Bu heriflerin nasırına bassan, ayağını kessen nasırının acısını unutmaz ya. Ben bu heriften kurtulmak için kendi geçmişimi bir daha baştan yazdırmak zorunda kaldım da bak başıma neler geldi. Yine de kurtulamadım yani. Ne diyorsun şimdi, yani Halim mi yaptırdı? Yani yapar mı böyle bir şey, saldırır mı bize? Bak, beni bulmuş olmasına rağmen bu adam benim kanımı emmediyse Faruk bunun egosunu iyice aşağı indirmiş demektir. Değil mi? Yani bilmiyorum, çok emin değilim. Ama Halim olabilir. Eğer öyleyse de yani ya çok üzgünüm ama yani dolayısıyla benim yüzümden burada olmuş olabilir. Yok canım, ne alakası var seninle? Öyle. Halimi bulup çıkaran abi. Ya, başımıza belayla. Ya işte Faruk Bey ve muhteşem planlar. Rahatsız olmazsa, yapabileceğim bir şey olursa bana mutlaka söyleyin. Yani böyle seyretmesi çok zor. Sağ ol. Bir lütfen şunu bil. Senin benim abim olman için böyle yasaların bir şey demesine hiç gerek yok. Ziyaret süreniz doldu. Sizi mahkemeye götürmem gerekiyor. Sizi Fikret Bey de sevdi ama siz galiba buna için için inanmıyorsunuz. Ah be Fikret. Bu kadar saf olmasaydın, en azından bir zevki olsaydı bunca emeğin bir adam. Ya Süreyya kuzum, ne oluyor Allah aşkına? Ay ben de telefona bakabildim, ne haberleri dinleyebildim. Adem haber verdi şimdi, şok oldum. Ne oluyor, neymiş, var mı bir gelişme? Yok ya, bir gelişme falan. Faruk debelin duruyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı haber bekliyoruz yani, saçmalık. Allah'ım ya Rabbim, nasıl olur ya böyle bir şey? Ya Adem de çok üzgün, Süreyya bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok tatlım, hiçbir şey yok. Faruk beni de dahil etmek istemiyor zaten, stres olmayayım diye. Say sen niye yataktasın? Ne oluyor? Ya tatlım, mahkemeye gideceğiz ya şimdi. O yüzden biraz dinleneyim, bir güç toplayayım diye. Yanında olmak istiyorum, ne yapayım? Ya Allah'ım ya Süreyya, bu konserler ne kadar ters zamana denk geldi. Ben Adem'i yalnız bıraktım diye üzülürken bir de şimdi bu durum. Yok yok, sen hiç takılma bir şey, tamam mı? Zaten burada olsan da yapılabilecek pek bir şey yok. Bekleyeceğiz.
Ayrıca ben sizin yapımcınızım. Yani Allah korusun Boranlar size bakıyor olabilir şu anda. Tamam mı? Yıkacağız ortalığı. Bana bak, dikkat et kendine, tamam mı? Mahkemeden sonra mutlaka beni ara. Ay Allah'ım, ne olur iyi haberler verin ya. İnşallah Dilara, inşallah. Hadi sen işine bak, konsere konsantre ol, tamam? Hadi öpüyorum. Gülçinlere selam söyle. Arkadaşlar, Boran Jet yeni bir firma olabilir. Fakat Boran Holding merkezine güveni yerleştirmiş, nesilden nesile devam eden köklü bir markadır ve firmadır. Biz her zaman sözümüzün arkasında durduk ve hiçbir şekilde, hiçbir zaman değerlerimizden ve kalitemizden ödün vermedik. Şu anda da bu durumla ismimizin yan yana alınması inanın bizi çok üzmekte. Hatta sizlerin karşısında bunu açıklamak zorunda olmak bile beni çok üzmekte. Fakat en kısa zamanda emin olun ki bundan aklanacağız ve bu çirkin olayla hiçbir alakamızın olmadığını anlayacaksınız. Kardeşim Fikret Boran'ın şu an içeride olma sebebi tamamen yönetim kurulu başkanı olmasından dolayıdır. Ne benim, ne kardeşimin, ne de ailemin hiçbir şekilde bu olayla bir alakasının olmadığı en yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Çok teşekkür ederim. Faruk Bey, son bir soru. Hisselerinizdeki yüksek düşüş sebebiyle panikleyen yatırımcılarınıza ne söyleyeceksiniz? Evet. Böyle bir çirkin olaydan sonra yatırımcının geri çekilmesini, tedirgin olmasını anlıyorum. Bizim alnımız ak, başımız dik, vicdanımız rahat. Ve en kısa zamanda bu çirkin olaydan aklanacağız ve eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Karar. Söz konusu davada uyuşturucu ticaretinin yapıldığı iddiası sebebiyle dava sonuçlanana kadar sanık Fikret Boran'ın tutuklu yargılanmasına, savcının mütalaasını tamamlaması için duruşmanın 9 Temmuz 2018 tarihine ertelenmesine karar verildi. Kimi çıkartıyorsun abi? Bırak. Sen önce Halim'i çıkarttın diye gönder. Halim olamaz oğlum. Kim o zaman abi? Ha kim? Adem'i etmek istedim, bana patladı. Tamam işte. En ömür eserinle. Bekle, tamam. Fikret! Fikret!